Hava çok soğuk. Bir de tıraş oldum. Donuyorum. Nereye gidiyorsun? Tabii ki hurdacılara. Çünkü bir haftadan beri saat 6 paydostu bizim. Ondan biraz geç kalıyorduk. Hava kararıyordu. 2 haftadan beri hurdacılar videosu gelmiyordu. Şimdi bir de tıraş oldum. Anam donuyorum. Keşke tıraş olmayaydım. Tabii bu soğukta sakal, saç iyi idare ediyor. Neyse biz videoya geçelim. Yoksa tıraşa bağlamayalım şimdi. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Hurdacılarda tabii ki her zaman olduğu gibi doğaçlama. Ne çıkacak, ne çıkmayacak, ne çıkar, ne çıkmaz bilmiyoruz. Ama ben üşüyorum. Hadi videoya başlayalım o zaman. İyi seyirler. Ben sıcak çayımı almışken bir içimi ısıtayım. Dışarıyı zaten birazdan hareket ederek ısınırız. Ateş de orada güllür güllür yanıyor. Bir ısınayım, başlayacağız. Hani geçenki videolarda göstermiştim. Çukur burası diye. Tabi hurdaları hepsini içine bastıkları için en son buradan kepçeyle arabaya yüklemesi daha iyi oluyor. Yani şöyle bir kenara koyup orada biriktirmektense böyle bütün hurdacılar aynı şekilde çalışıyor. Hurdalara bir çukur açıyorlar böyle bütün hurdalar içine. En son bir kamyonluk zaten onların kendi bir hesabı kitabı var. Bir kamyonluk bir hurda olduğum için de kepçeyle hepsini çıkartıp kamyona sarıyorlar. Hani her zaman diyorum ya, ben doğaçlama gidiyorum. Ne olup ne bittiğini bilmiyorum. Kazanların, kovaların içinde. Burada sarıda bir şey yok mesela. Ya daha öncesinde kenara köşeye bir ürün, bir mal koyup öyle videoya başlamıyorum. Başlamak da istemem zaten. Burada da yine aynı şekilde. Dur bakayım şurada. Kaşık. Kalın alüminyonun içinde. Arabalar varmış ama kırmışlar. Şöyle bir tane Volkswagen varmış. Ama kırılmış. Çünkü bunun plastik olan kısmı tabii ki madene girmediği için. Dur bakayım. Şurada bir şey daha var. Bu neymiş? Çanta büyük bir ihtimalle. Şurada bir Osmanlı arması var. Bunu alabiliriz. Şuralar boya. Tabii ki gümüş değil. Var mı başka bir parçası burada? Yok, şurada bir baykuş gözü var. O zaman neymiş, bir takı da olabilir. Şu Osmanlı armasını alacağız da. Şurada baykuş gözü gibi bir şey gördük. İpe sarılmış. Ama bu bizim işimize gelmez. Başka. Bir tane daha araba var. Ama dediğim gibi işte plastik kısımlarını kırdıkları için buradaki oyuncakların sadece şu gövdesi alüminyum. Onu alıyorlar. Geri kalanı yok. Aynı şekilde burada da bir tane sarı bir araç var. Ama burada başka işimize yarayacak yok. Şu neymiş? Saatin etrafı. Biz sadece şuradaki Osmanlı'yı alalım. Bakın burası da boş. Biz bir haftadan beri işte geç geliyordum. Saat 6'ya 7'ye doğru geliyordum. 6'ya 7'ye doğru geldiğimizden hava kararıyordu. Hem buralara bakamıyorduk, karanlık oluyor çünkü, hem de diğer burada tarafına bakamıyorduk. Ondan bu hafta hiçbir şey alamadık, bulamadık desek geridir. Sadece bir bakır tabak vardı, onu aldık. Bir de birkaç tane çingo tabak vardı. Onları bulduk, aldık. Şimdi arka tarafa geçelim biz. Orada devam edelim. Bir yandan da çayımızı içelim. Ateşte de ısındık. Devam ediyoruz. Abi soğuk. Biliyorum, bu videoda bunu çok duydunuz da harbiden soğuk ya. Şimdi ön taraftaki ürünlere baktık, bir şey bulmadık. Bulsaydık zaten bunu sizle paylaşmış olurduk. Şimdi arka tarafa, o hurda dağının yığıntının oraya geldik. Hadi bakalım, inşallah buradan demirler, bakırlar, sarılar öndeydi zaten. Olsa oradan bulurduk. Ama şöyle bir yazılı büyürlü perforje ürünler bulursak üşeye üşeye onları alacağız. Ve buradaya ulaştık. Sanki hazineye bulmuş gibiyiz. Tabii bu kadar ürünün içinde bize inşallah bir iki parça bir şeyler çıkar. Bakacağız ama. Ya ürün bulayım, size öyle odaklanayım. Yoksa boş boş yani şu yığıntıyı göstereceğim, ne olacak? Önemli olan bir şey parçalar bulabilmek. Ayırmaya geldik tabii. Ayrış bölüm yerine. Star Wars mı ha bizim? Mambalı mambalı bir şey de pilli milli. Star Master. Ama tabii ki paramparça. Başka bize yarayacak bir şey yok. Abi havalar da soğuk, insanlar da haklı. Cinko tabak zannettim de değilmiş. İnsanlar da doğal olarak bu soğukta dışarı çıkmıyor. Herkes benim değil.
Sen hem kafamı atacaksın sen. Burası bu kadar. Bunlar Senem'in ayırdıkları mallar. Yani o demirini biz elimizden düşürüyorduk asmaz. Onların içinden çıkan demir malzemeler, işte ince alüminyonlar. Onlar bunlar. Ama içinde bize değerli bir şey var mı? Yok mu? Yok. İşte alüminyon bir ambulans. Ford. Ama paramparça. Ondan bizim işimize gelmiyor. Burada bir şey var mı? Yok. Şurada hemen kenarda köşede bir tane çingo tencere var. Ama kapağı yok. Kapağı olmadığı da bir işe yaramıyor abi işte. Bir alalım bakalım bir temiz mi acaba? Yuvam marka bir tencere. Ama tabii içi paslanmış artık. İçleri atmış. Kapağı da yok gerçi. Ondan o işimizi görmez. Buralarda. Bu yığıntıya her zaman diyorum yani çıkamam. Çıkmam da. Ama şurada kenarda köşede demirlerin memirlerin arasında kenarlarda köşelerde takılacağız bir bakacağız. Yoksa yukarı çıkmamız cız. Bir tane zımba makinesi var burada da. Zaten yay kısmı gitmiş. Delta marka. Ama dediğim gibi şu yay kısmı yok. Yay kısmı yok. Bizim elimizde de parça yok zaten. Parça olmadığı için bunu eliyoruz. Bizimle değilsin. Başka bir arada kenarda köşede. Garip abi. Ne yapıyorsun? Kitaplara sonra geleceğim. Çünkü şu siyah torbalarda bir şeyler çıkabilir. Bir hafta boyunca her gün yani saat 7 de olsa, karanlık da olsa ben geldim buraya. Ama tabi burası karanlık olduğu için bir şey göremedik. Hatta şunların şortunu falan çektik. Hep ıslak kitaplar. Islak olduğu için alamadık. Kurutma imkanımız yok. Onları düzeltme imkanımız yok. Ama bakıcıyız. Buraya en son geleceğim. Burası yine biliyoruz burada böyle bir yığıntı vardı dağ gibi. İşte işlerin hafif olmasından dolayı yani çok fazla harbiden de bu aralar hiçbir hurdacıda neredeyse iş yok. Hafif olmasından dolayı tabi buradaki arkadaşlar da bu sökülecek malzemelerin işte bakırını, sarısını, alüminyonunu, demirini onları söküyorlar. Çünkü bura şu yükseklikte falan bir dağ gibiydi bir iki video önce. Ama iş olmadığı için çok kesik abi herkesin işi kesik. Bu teybi nereden baksanız bayağı zaman önce bir görmüştük yani. Aralarda, derelerde duruyordu. Yüksele yüksele. Şimdi onların da işleri yavaş olduğu için kendilerini buraya verdiler. Gözle çarptı. Aman düşüyorduk. Bak geçen videoda söylemiştim. Mercedes cam kapağı. İnşallah ikincisini buluruz. Çünkü eğer ikincisini bulursak ikili güzel olur. Tek başına pek bir işe yaramaz. Sadece görsel olarak bir tane olur bu. Ama iki tane olursa çok farklı. Hem görseli güzel bir ürün olur. Şöyle bir bakacağım ben. Ama bunu bir kenara koyayım. İnşallah ikinci Mercedes kapağını da buluruz. Aha buldum. Hatta buldum bile. Dur. Lan ikiyi bulduk. Üçü de mi buluruz? Dördü de mi buluruz? Yavuk tabii ki çizim üzülmüş. Ama buraları düzeltebiliriz. Demir ürünler. Ama biz ikisini de alacağız. Yamuk da olsa üstündeki boyaların şöyle göstereyim size. Üstündeki boyalar atılmış bile olsa biz bunları alıyoruz. Emin değil. İnşallah üçü de dördü de buluruz. Tam bir takım olur sizden. Şimdi kepçe çalıştığı için hemen oradan uzaklaştık. Bir o işini bitirsin. Şurayı temizleyecek galiba. Temizlesin. İnşallah o Mercedes kapakların diğer iki tanesi daha buluruz. Bulamazsak da iki tane. Bize hayırlı olsun. Ayrıca garip abi burada. Birkaç video önce göstermiştik. Pirinç. Aynı altı var. Telefonluk. Şurada inşallah üstü de. Garip abi. Bunun üstü var mı? Aynalının üstü var mı? Sadece altı mı var? Şöyle duruyor. Onu da bir. Bunu diyor. He aynen sarının. Yok. Keşke olaydı. Keşke olaydı. Neyse. Elimde bir tane var. Olmadı onunla takım yaparım. Elimde çerçeve, aynı çerçeve üstü olanı var. Yön tarafa gitsin. Tabii ki tartılsın. Sıra en son bize geldi. Kepçe durduğuna göre biz işimize devam edebiliriz. Yani direkt burada, şuradaki hatta yerde gözüme çarptı. Mercedes cant kapakları. Ama inşallah diğerlerini de buluruz. Keşke bulsak. Diğer ikisini daha bulsak. Dörtlü bir takım. Evet yamuk. Yani bunu diyeceksin. Ulan yamuk yumuk. Bunun ne işi var? Düzeltebiliriz ama. Elimizde güzel
ağaç tokmaklarımız var. Onlarla düzelebilir. Ben şu aralara, derelere bir gireyim. Eğer bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Ya da başka bir ürün bulursam onu direkt sizinle paylaşacağız. Şurada farklı, değişik bir obje duruyor. Ona bir yanaşırız. Bir girelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Kepçe çalışmıyor zaten. Daha karşı tarafa uğramadım. O tarafa geçmedim. Önü dolu çünkü. Biz bir ama şeylere takıldık. Şu Mercedes. Oh, abi buralarda gezmek sakat. Mercedes'in jant kapaklarına takıldım. Kırmızı renk, bir de böyle aykırı bir renk. İnşallah bulabiliriz. Dur bakalım, bakacağım sağa sola. Diğer ikisine de baktım, altlarda yok. Tabii bu yığıntının, şu görmüş olduğunuz yığıntının üstüne çıkmak gibi de bir düşüncem yok. Sakat iş. Ondan dolayı, ama iki tane de olsa böyle görsel olarak, yani onları düzelttikten sonra tabii boyalarını ellemeyeceğiz. Yani üstlerine, mesela bu işin şeytanlığına kaçsak, üstlerine o kırmızı yerden olan yerlere bir daha sıyırıp bir daha boyayabiliriz. Ama orijinal renkler üstünde olduğu için ocağın kapakların o şekilde kalacak. Yani dökük yerleri, sıyırmış boyaların kalkmış olan yerleri bile ellemeyeceğiz. Çünkü bir yaşanmışlığı vardır üstünde illaki. Ama ya düşünüyorum, şeytan dürtüyor ama ben yapmak istemiyorum tabii ki. Çünkü büyük bir ihtimal burada kepçe sıktığı anda onları yukarı attı. Bu iki parçası da kapak, Mercedes kapağı da düştü aşağıya. Geri kalan üstte bulunabilir ama benim çıkmak gibi bir düşüncem hiç yok. Çünkü oradan düşme anımızda başımıza neler geleceğini çok iyi biliyoruz biz. Ben biraz daha şey yapacağım, bir dolanacağım kenarda, köşede yukarıda görebilirsem belki bir demirle memirle çekeriz. Ama inşallah yukarıda değildir. Devam. Ayrılamıyorum da şimdi. Deminden beri videoyu demin kapattım sizle yüzüm göstererek. Oradan beri böyle bir arıyorum tarıyorum, kenarlardadır, şuralara buralara düşmüştür, öyle olmuştur böyle olmuştur. Büyük bir ihtimal yığının içindedir o. Yığının içine tabii ki yok, yukarı çıkmak da yok. Ondan biz artık iki taneyle idare edelim. Bu kapakların mavi renginden 4 tane, temizdi, düzgündü ama Bornova Bitpazarı'ndaki bir arkadaşımız satıyordu o zaman. Onu şey yaptık, sorduk. 1000 lira civarında bir şey istiyordu. E iki tanesini de 500 liraya veririz. Selamünaleyküm abi. Veririz, vermeyiz ya da kendi dükkanımızda dekor olarak kullanırız. Ama yok abi, çıkmam oraya, yukarıya hayatta çıkmam. Yani orada 1 trilyonluk mal olsa ben yine çıkmam oraya. Biz bir öbür taraflara bakalım. Nasip başka neler varsa onları toparlayalım abi. Duramıyorum abi, daha şuralara bakmamıştım. Şu karşı taraflara. Belki diyorum yani kepçe kaldırırken oraya atarken falan şu yığıntının üstüne. Çünkü onun da altına düşmüş onlar. Belki diyorum buralara da düşmüştür. Diğer iki takımı da vardır. İşte arayıp arayıp ben buralardan geçerken de biz 3,5 atıyoruz. Şu kenarlara, köşelere bakarsak olabilir miyiz diye umut ediyoruz. İnşallah buluruz diyorum da. Yok abi. Fazlasını aramayacaksın ya. Buldum. Tamam, iki tanesini bulduk. Yapacak başka bir şey yok. Buralara düşmüş müdür? Yoktur. 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 Aradığımız başka bir şey de bulamadık da. Belli olmaz. Belki bir anda çıkabilir. Birazdan bir kitaplarını oraya geçerim. Bir oraları karıştırırız. Ama sizin gözünüze de, yani sizle ekranın arkasından ben de takip ediyorum. Sizle beraber ben de bakıyorum ama yok. Nasip iki tane elmiş, iki tane ile idare edeceğiz. Şimdi şeyi de orada. Seni çekmiyorum abi, kendimi çekeyim. Tamam abi. Kağıt kitapların o tarafta, ünlü kamyon var, oraya da geçemiyoruz. Biraz daha bekleyelim biz. İnşallah farklı, değişik başka bir şeyler buluruz. Artık kağıt kapakları iki tane dedik. Üstüne gidemeyeceğiz daha fazla. Devam edelim. Hava soğuk. Kitaplarını oraya daha giremedim arkadaşlar. Plastikçi arkadaşlar plastikleri alıyorlar kamyonun üstüne. Onlar orada çalışırken rahat bir şekilde ben de bakamayacaktım. Ondan dedim, benim her hafta cumartesi günleri biraz bende takıntı var böyle. Karabalar, lambaların oradan girince sol tarafta Mehmet abinin kokoreççilik kanalı var. Dükkan değil de el arabası, seyyar. Bir gideyim orada kokoreçim. Birkaç video önce ona söylemiştim, dedim bak geliyorum. Gelmişken dedim böyle bir video çekelim. Yok ya dedi, ya yaşlı ihtiyar adamlar zaten, babamın da arkadaşı. Dedim short şeklinde bir kısa video yapalım kokoreçle alakalı. Aa diyor. Şimdi belki eğer izin verirse çekeriz, izin vermezse onu göstermeden sadece kokoreçin yapılışını bir izletiriz sizler. Şöyle hemen karşıda tezgah. Karabalar lambalardan girdiğinde sol tarafta
Zaten kokoreç ayrılmış. Bizim her zaman yaptığımız gibi. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm hayırlı işler. Eyvallah, hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? İyi. Çekiyorum seni. Ya çekme. Çekiyorum lan. Yap bir yarım. Çekme lan. Yap abim bir yarım. Nasıl işler mesela? Dur valla. Nasıl kokoreç? 10 numara. Her zaman güzel abi senin. Niye her cumartesi gelip yiyoruz yarım ekmeği? Ayran var mı? Ayran yok. Ayran bitti. Yapacak bir şey yok. O zaman ayransız götüreceğiz. Abi tavsiye ederim bak, gelin. Karabağlara, sanayiye gelirseniz bu adamın kokoreçini yiyin. Videoda da dedim ki adamdan izin isteyeceğim dedim. İstemeden direkt çekmeye başladım. Oh. Keşke dumanın şöyle bir kokoreçin kokusunu size gönderebilsem. Abi şuraya bak ya. Taze süt kuzu bunlar abi. Ayran yok mu? Ayran yok valla. Yok oradan lan göreyim. Tamam. Kaba değil mi? Ha, doğru abi. Doğru işini görüyorum. Abi bu İzmir usulü bak ha. Öyle İstanbul'da domatlı biberli yok bizde. Böyle bol etli, hiç domat, hiç soğan, hiç biber. Sadece kimyon tuz abi, acı yok. Abi şuradaki yağı da alabilir miyim? Gözüm kaldı ondan. Tamam. Oh, kimyonu bol. Anam. Bak böyle göz kararı burada, yani gramaj mıramaj yok yani arkadaşlar. Şansıma küseyim, ayran da yokmuş, ben yemeye başlayayım o zaman. Öyle abi şey falan değil yani, gramaj mıramaj değil yani ha. İçi dolu. Herkes acı biberi sever de ben sevmiyorum. Ondan kimyon, tuz, benim babamın da mesleği. Benim peder de, biz de onlara alıştık zaten. Hep böyle her şeyle atmışlığı var. Zamanında bir sene falan kokoreççilik yaptım. Burca tarafında eski Hoca Ahmet Lisesi var. Şu an ismi yani 10 kere değişti belki. Ama onun orada eskiden futbol sahası, yani 92-93 sezonlarında, senesinde sezonu diyoruz. O zaman futbol maçları vardı orada. Burca'daki mahalle arası maçlar yapılıyordu. Orada köfte ekmek satıyordu ama çok kalabalık oluyordu. Keşke o zaman da bir kameramız falan olsaydı, çok güzel zaman geçiyorduk. Orada hem kokoreç hem köfte ekmek satıyorduk. Ama bu yeri ya. Yiye sizce acıktın mıyım, ben gömeyim onu ama. Öyle İstanbul değil ha. Dediğim gibi. Bıçakla. Sus, kimyon. İsteyene acık. Ama ben kimyon ve tuzu seviyorum sadece. Ben gömeyim. Ben Abbas abi de kokoreçi gömdüm tabii ki. Ya dediğim gibi ben konuşmaktan çekiniyorum. Yani bizi tanımadığından değil, kalkıp ona kötülükten dolayı gelmedik biz buraya. Şimdi ona YouTube anlatacaksın, video çektiğini anlatacaksın. Geçen bir ara bayağı önce geldiğimde söyledim, dedim ki abi böyle bak dedim, YouTube'a video çekiyoruz falan, o ne diyor. Şimdi bir adama böyle deyince ne diyeceksin, ama tavsiye ederim yani. Buralarda benim yani sevdiğim saydığım derken harbiden lezzetine çok güvendim kendimin de. Her fırsatta gittiğim yediğim 4-5 yer var. Bunlardan daha önce Mehmet'e gitmiştik. Erişen kebabı. Orada bir kanat yemiştik. İşte takıntılıyım biraz. Takıntılı olmamın sebebi de her yerde her şeyi yemem. Kokoreçi buraya gelir yerim. Bir kokoreççim daha var. Eğer geceye kalırsam gider orada yerim. Ama 4-5 tane bir köftecim var. Onları ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarda. Tek gitmem. Belki giderken yakında. Büyük bir ihtimalle zaten olacak. Ya annemlerle, babamlarla ya da çocuklarla beraber gideriz. Tabii ki izin verirlerse öyle çekeriz. Abbas abi gibi, ondan da böyle konuşacağını pek fazla zannetmiyorum ama bir yer var, oradan çok eminim. Çünkü çok dürüst bir esnaf. Çok kaliteli bir yer. İsim vermeyeceğim. Çünkü bana kalsın. Hadi biz urdacılara gidelim. Yemek muhabbetini uzattık böylelikle. Urdacılara varalım. Diğerlerini dolaşalım bari. O taraftan bir şey çıkmadı. Sadece kitabın oraya bakacağız. Geri kalan yerlere de bir dolanırız. Tabi oraları çekemiyorum. Daha önce de size bahsetmiştim. İstemiyor adamlar. Gözükmesin istiyorlar. Görünmek istemiyorlar. Zaten onlar gözükmüyor yani. Gittiğimiz, çektiğimiz yerlerde de kimseyi değil. Ürünlere odaklı çalışıyoruz. Ürün göstermeye çalışıyoruz. Tabii ki ben her zaman ortadayım. Ama ne bileyim, insanları zorlayamazsın. Ama Abbas abi çektik. Kokoreçi de mideye indirdik. Hadi Burdacı, hava soğuk. Burdacı'dan eve kaçalım artık. Çünkü bugün gece Ayaz bekleniyor. Ben Ayaz'da. Tabii siz o videoları belki daha önce izlemiş olabilirsiniz.
gece 2'de kalkıp çekime gitmem lazım. Haftada bir gün var abi. O günü de değerlendirmem lazım. En geç öğlen 12'ye doğru eve dönüp sırada evdeki işler, pazar işleri, hanıma yardım etmek, çocuğa yardım etmek, onları gezdirmek. Onların da sonuçta haftada bir günleri evde geçiyor. Yürü yürü gidiyoruz. Ben geceyi düşünüyorum şimdi. Diğer yerleri de gezdik, bir şey bulamadık. Bulmayıp da öyle boş boş sağa solu göstereceğimizi. Sadece şu iki tane Mercedes jant kapaklarını aldım. Geri kalan bir şey yoktu. Garip abinin motorundan çıkan anahtarlık, telefonluk diye geçiyor. Hem aynalı, üstü aynalı. Alt tarafına da mermerle kiriç bir masa yapılıyor. O da duvara monte ediliyor aynanın altına. Yani çoğu kişide anahtarlık, telefonluk öyle diye geçiyor ama kim insan nerede nasıl kullanmak isterse onların zevkine göre tabii ki. Onu da kırmışlar. Kırıklar için de bizim işimize yaramıyor. Biz sadece jant kapaklarıyla bu günü bitiriyoruz. Yani normalde dediğim gibi bazı günler geliyor, ürünler alıyor. Ama her geldiğimde de dakikamış, her gün video çekip de yani o haftalık günü neler alıyoruz videosunu. Yani bir hafta, iki haftalık ürünleri toplayarak videosunu çıkartıyorsunuz sizlere. Ama her seferinde işte böyle bir parça, iki parça ömür hurdacından oradan buradan toparlayarak işte dışarıdan saatler görüyorum, onlar geliyor, kar görüyorum. Ama hepsini gösteremiyoruz tabii ki. Ya nasipte ne varsa o, yapacak başka bir şey yok. O zaman biz artık cumartesi günü de paydaş edelim. Gece saat 2'ye gideceğimiz çekimi bekleyelim. Bir dahaki hurdacılar videosu diyelim artık. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.